Bu derste de binamızın merdiven kısımlarını modelleyeceğiz. Öncelikle üst görüşe geçelim. Plandan bakalım. Merdivenimizin mevcut durumunu yan görüşten de görebiliriz. Burada tabii merdivenin genişliğini dist komutuyla D'yi enter yaptım. Şu şekilde ölçüyorum. 225'miş. Merdivenimizin genişlik kısmı. Şimdi merdivenimizin yan görünüşten yükseklik vermek suretiyle bu işlemi gerçekleştireceğiz. Buradaki çizgiyi uzatalım. Ardından press pull komutuyla bu işlemi yapacağım. Öncelikle LA enter layer'ımıza bakalım. Layer'ımızda merdiven diye bir layer var mı? Evet. Bu layer'ı aktif ediyorum ve dolayısıyla modellemeyi bu layer'de yapmayı sağlıyorum. Artık Layer Properties Manager'ı kapatabiliriz. Ardından buradan press pull komutunu çalıştırıyorum. Objeyi seçiyorum ve extrude yani yükseklik miktarını 225 olarak veriyorum. İşlemi tamamlıyorum. Yine ön görünüşten baktığımızda burada birkaç detay daha var gibi. Tabii korkuluklar oluyor. Korkuluklar da var bu kısımda. Yan görünüşten buradaki korkulukları da oluşturabiliriz. Yan görünüşte buradaki çizgiyi sağ tıklayıp seçip Isolate Height Object dedim. Ardından buradaki merdiven korkuluklarını modelleyeceğiz. Buraya yeni bir layer ekleyelim. LA Enter. Ardından burada yeni bir layer ekliyorum. Merdiven veyahut da direkt korkuluk diyelim. Korkuluklar diyelim. Bunlara da farklı bir renk atıyorum. Listeden farklı bir renk seçtim. Ardından bu layer'i aktif etmek suretiyle artık modellemeyi bu layer'da yapılmasını sağlıyorum. Şimdi yine yan görünüşümüzden faydalanıp korkuluklarımızı oluşturacağız. Buradaki korkuluk modellerimizi görüyoruz şu anda. Bunu press pull komutumuzu çalıştırarak buradaki alan içini seçeceğiz. Tabi alan içini seçerken zorlanıyorum. Buradaki çizim penceresini tek ekran yapayım. O nedenle buradaki sol üstteki artı butonuna tıklamak suretiyle maximize viewport diyelim. Ve çizimi tam ekran oturtalım. Böylece mouse'la içine tıklayabilelim. Şöyle. Ardından press pull diyorum ve buradaki alanın içerisine tıklayacağız. Tabii alanın içerisine tıklamak bazen zor olabiliyor. Press pull diyelim. Bu arada UCS'mize de bakalım. Doğru yönde mi? Şu anda maalesef bunu yapamıyoruz. Bunun yerine şöyle bir yöntem de kullanabiliriz. Press pull kullanmak zorunda değiliz. Polysolid komutunu kullanmak suretiyle bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Polysolid'de objenin öncelikle genişliğini tayin edelim. Genişliği buradaki korkuluk kadar olacak. Sonra bunun yüksekliğini height değerini girelim. Bu da 4 santim olsun. Korkuluk için yeterli. Bir de justifikasyon yani hizalama yönünü right olarak ayarlayalım. Ardından şöyle tıklamak suretiyle buradaki korkulukları oluşturalım. Buraya da tıkladığımızda işlem tamam. Şimdi aynı yöntemle buradaki objeleri yine modelleyelim. Burada yine polysolid komutunu kullanacağım. Bu sefer center seçeneğini de kullanabiliriz. Veyahut da biraz genişliğini düşünelim. Wide 3 santim. Tekrar height değerini 13 yapalım. Ardından buradaki noktalardan yakalamak suretiyle çizelim. Tabi burada yakalama işlemi biraz problemli oluyor maalesef. Şöyle şu noktadan itibaren buraya kadar dik olacak şekilde objeyi çizdim. Tekrar çizim penceremi şöyle ilk konumdaki gibi three right right yapayım. Bunu perspektif yapıyorum. Buradaki görünüşü
kısma tıklamak suretiyle izometrik perspektif bakış açısına dönüyorum. Ve bunu boyalı bir şekilde görüntülüyorum. Şimdi yan görünüşten buradaki objenin çizimini daha net olarak göreceğiz. Bakın, objemizi görüyoruz. Korkuluğu görelim. Objeyi seçip onu gizleyelim. Katıyı sağ tıklayıp Isolite'dan Hide Object diyorum. Bu Enter. Biraz fazla geri aldık. Veyahut da direkt objeyi buradan seçmek suretiyle de döndürebilirim. İşte Solid. Ardından korkuluğumuzu seçtik. Ardından buradaki pencereden, perspektif penceresinden bunu döndüreceğiz. Döndürme işlemi için 3'te Rotate komutunu kullanıyorum. Şu aksı da önce döndürelim objeyi. Ardından bir de yatay aksı da döndürelim. Şekilde gördüğünüz gibi. Buradaki objeye şuradaki merkez noktalardan yukarıya kadar korkuluk olacak şekilde silindir oluşturalım. Artık buradan tekrar polisolid ile çalışmamızın bir anlamı yok. Şu yüzeyden otomatik. Yarı çapı yaklaşık olarak 1.5 olacak. Yüksekliği de buradaki objenin üst kodu, üst noktası kadar olacak. Burada çizerken şöyle yaklaşıp çizmemizde fayda var. Üst görünüşten de bakacağız. Buraya tıklamak suretiyle tap dedim. Ve şuradan objenin detaylarına bakalım. Evet, korkuluğumuz tam da bu hizada. Mov diyorum. Ardından ortaya hizaladık. Aynı korkuluğu seçip Copy Selection'ı çoğaltıyorum. Buradaki noktadan yakalayıp şöyle bırakıyorum. Burada tabi biraz uzun oldular. Şu noktada şuradaki fazlalık korkuluğumu seçip siliyorum. Ardından Slice komutuyla şuradaki iki korkuluğun fazlalık kısımlarını budayacağım. 3 tane nokta seçiyorum. Birinci nokta, ikinci nokta ve üçüncü nokta. Ardından bakalım işlemi onaylamış mı? İşte maalesef onaylamamış. Şuradaki görünüşten bakalım. Left diyelim. Şu görünüşten ayarlayalım bir de. Bazen bu tür işlemlerde hata verebilir. Yan görünüşe geçip veyahut da üst görünüşe geçip iki doğrultudan, iki noktadan kesme işlemi yapmasını sağlayın. Evet, şimdi bakın işlemi onayladı. Bu iki parçayı kestim, sildim. Artık korkuluklarımızı da bu tarafta oluşturmuş olduk. Tekrar üst görünüşe gelelim. Üst görünüşte burada seçtiğimiz korkuluğu ve korkuluk bileşenlerini bir grup yapalım. Grup demek suretiyle birleştirelim. Ve plan görünüşte bunu aynalayalım. M'yi Enter. Orta noktayı seçiyorum. Doğrusal olarak aynalıyorum. Gördüğünüz üzere. Ve merdivenimiz ile korkuluklarımız hazır. Planda seçelim bunu. Şöyle başka objeler karışmaması için yaklaşarak seçiyorum. Ardından perspektiften taşıyorum. Taşıma işleminde sağ tıklayıp Move diyorum. Hangi noktadan yakalayıp taşırsak daha avantajlı olur. Şu sol alt köşe noktadan yakalayıp taşıyabiliriz. Geliyorum, yaklaşıyorum. Sol alt köşe noktadan yakaladım. Ve buraya bıraktım. Tekrar plan görünüşe geçiyorum. Plan görünüşte mevcut durumunu kontrol edelim. Evet. Hizası iyi. Bu arada yan görünüşteyken buradaki 3D çizim ve modeli komple seçip bunu bir miktar sola doğru kaydıralım ki buradaki plan görünüşte iki boyutlu çizimle çakışmasın. Move diyorum ve şöyle boş bir alana taşıyorum. Şimdi artık buradaki planın detaylarını da kullanabiliriz. Gördüğünüz üzere buradaki merdiven ve korkuluk kısmında modellemiş olduk.